Karaman organize sanayi yolu üzerinde ilk adı Karmey, sonrasında Aroma, şimdilerde ise Döhler olarak faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasında Tekkıdaş Sendikası çatısı altında fabrika çalışanı işçiler 2016 yılında sendikal hareket başlattılar. Yasanın istediği çoğunluğu sağladılar. O gün yasa, anayasa ve hukuk tanımayan yerel yöneticiler 32 işçi arkadaşımızı işten attılar ve çoğunluk tespitine itiraz ettiler. Davalar 5 yıl devam etti. Davalar en sonunda yerel mahkeme, istinaf ve Yargıtay kararı ile çalışanların ve sendikanın lehine 2019 Aralık ayında sonuçlandı. Kanunlarımız ve mahkemelerimizin sendikaya verdiği yetkiye istinaden sendika yöneticilerimiz fabrika yönetimiyle görüşmelere başlamayı umut ederken, beklerken fabrikamızın şimdiki yerelde yöneticileri pandemi ve Cumhurbaşkanımızın bu dönemde eşki çıkarmak yasaktır emrine karşı çıkarak kendi deyimi ile kitabına uydurarak bir eşkıya mantığı ile tekrar sendika üyesi 20 işçi arkadaşımızı işten atmıştır ve işçileri işten atmaya halen devam etmektedir. Eminim ki yöneticilerin yaptıkları bu eşkıyalıktan fabrikamızın Alman işverenin haberi yoktur. Haberi olsa bu eşkıyalıklara izin vermeyeceğinden eminim. Çünkü yabancı sermaye ülkemize geldiğinde Türk Cumhuriyeti'nin yasalarına ve hukukuna bağlı kalacağına dair imza verir. Belki fabrika yönetimi bizleri de tahrik ederek yapmış olduğu kanun, yasa, anayasa ve yargı tanımaz tutumuna bizleri de çekmek istiyor. Biz Tekkıdaş Sendikası ve fabrika çalışanı olarak devletimizin bütün kurumlarına adalete olan inancımız tamdır ve yasalara uygun hareket ederek hedefimize ulaşacağız. Muhterem basın mensupları, Karaman'ımızın siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve Karaman'ımızın saygıdeğer halkı. Karaman'ımızda kurulu bulunan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin milli bir varlığı ve sonra Karaman'ımızın önemli kuruluşu olan bu fabrikamız basiretsiz ve eşkıya mantığı ile idare eden yöneticilerin insafına bırakılamaz. Maazallah egoist ve yasa tanımaz yöneticiler eli ile bu nazik dönemde işten atılan ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamayan ve eşine mahcup olan bir kocanın çocuğuna bir çikolata alamayacağı için içine akıttığı gözyaşları ve sessiz çığlığında boğulan bir babanın gözyaşlarında Karaman olarak hepimiz boğuluruz. Ama bu sorumlulukta saygıdeğer mansupları önce sizler sorumlusunuz. Yeteri kadar kamuoyunu aydınlatmayan siz basın mensupları ve iktidar partisi olacaktır. Neden mi iktidar partisi? Cumhurbaşkanımızın bu dönemde her ne olursa olsun işçi çıkarması yasak demesine rağmen kitabına uydurarak eşkıya mantığı ile hareket eden fabrika yönetimine yasaları, kanunları ve hukuku hatırlatmak iktidarın buradaki sorumlusu, bizzat kendisi de bir hukukçu olan AK Parti İl Başkanı en sorumlu olacaktır. Biz sendika yönetimi ve işçiler olarak yerel yöneticiler hakkında ilgili makamlara şikayetlerimizi ve suç duyurularımızı yaptık. Anayasanın ve kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde mücadelemize de devam ediyoruz. Ve son olarak diyoruz ki bu fabrika Karaman'da kurulu bir fabrikadır. Yabancı sermayeli bir fabrika, ülkemize gelen yabancı sermaye yine ülkemizin yasalarına bağlı kalarak emanet ettiği fabrikaları yönel yöneticiler olarak böyle idare eder, iş barışını sağlamaz isek kaybeden ülkemiz olur. İş barışı olmayan yerde başarıdan ve kaliteden bahsedemeyiz. Karaman Döhler fabrikamız basiretsiz ve egoist yöneticiler eline bırakılamayacak kadar önemlidir. Kamuoyuna saygılarımla. Tekkıdaş Sendikası, Karaman İl Temsilcisi.